Neşet Kılıç abiyi tanıyalım. Bugüne kadar 40 yıla yakın süre Ünye'de at üstünde sünnet yaparak geçimini sağlamış. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Neşet abi, Ünye'nin neresindensin? Tekkiraz Uğurlu köyü. Tekkiraz Uğurlu köyündesin. Kaç yaşındasın Neşet abi? 70. Ya 49 doğumluyum işte. 70 yaşında. Ha. Tamam. Kaç yaşından beri sünnetçilik yapıyorsun? Askerden gittim. Başlamıştım. Askerden geldik, devam ettim işte. Askerden geldin, devam ettin. Evet. At üstünde gitmişsin bütün hep sünnetlere. Hep atla, atına gezdim. At merakı aileden mi geliyor? Kökten geliyor. Kökten? At sevdası var diyorsun. Var. Şimdi 40 yıla yakın süre sünnetçilik yapmışsın doğal olarak. Evet. Sünnetçilikte ustan kimdi? Onu da yad edelim. Ömer Usta'ydı, Ekincüklü. Ekincüklü Ömer Usta. Evet. Ondan öğrendin. Evet. Askerden önce, askerden döndün, yapıyorsun. Askerde de Sıhhiye kurşuna gittim. Ayrıldılar beni. Orada tam pekiştirdin bu işi. Evet. Döndün, geldin. Devam. At üstünde sünnet törenlerine katılıp onlarca insan evladını, erkekleri sünnet ettin. Evet, evet. Bunların içerisinde mutlak surette birkaç tane anın vardır Neşet abi. Böyle seni zorlayan sünnetler oldu mu hiç? Yok, yok. Nasıl sistemdi sizde? Bizde çocuk usturayla, usturayla kıstırıyordu. Evet, evet. Şak kesiyordu. Ağlayan çok oluyor muydu? Oo, çiğirti, bartı, göve çıkıyor. Nasıl kandırıyordun onları sünnet etmeden evvela? Yazıyorduk, boyuyorduk, bilmem ne işte öyle. Kandırıyordun. Alavere, dalavere. Alavere, dalavere. Sünnet fenni usule geçtikten sonra ne kadar oldu bırakalı? 4-5 sene, 5 sene var. 5 yıl evvel veda ettin. Evet. 5 yıl öncesine kadar sünnetçilikle geçimini temin ettin. Tamam. Kaç çocuk var? 3 oğlan, 5 çocuk var. 5. 3 oğlan, 2 kız. Evet. Evli, bekar? Bir tane var bekar. Diğerlerini evlendirdin. Öyle. Uğurlu köyünde kalıyorsun. Evet. Ünye'de de ikamet ettiğin yer var mı, evin falan? Atatürk Mahallesi'nde. Evim var. Evet. Size at sevdanızı biliyoruz ama sünnetçi olduğunuzu elinizden, tezgahınızdan geçenler bilir. Size sağlıklı, uzun ömür diliyoruz. Sağ olun. Neşet Kılıç abi. Sağ olun, teşekkürler. Allah'a emanet olun.